Kudüs TV'de gün ortasını kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalar yaptı ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında açıklama yapmış ve yüz eğitime kademeli olarak geçileceğini söylemişti. 1, 8 ve 12. sınıflar anaokullarıyla birlikte yüz eğitime başlamışlardı. 2, 3 ve 4. sınıflarında başlayacağını duyurmuştu. Bugün de Ziya Selçuk saat 11'de yaptığı basın açıklamasında haftada 2 gün veli rızası alınarak başlayacak dedi yüz yüze eğitim. Sonrasında da belki geliştirilebilir. Bunu şimdi konuşacağız. Uzman bir konuğumuz var. Özder Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Danışmanı Sayın Yusuf Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitim geçilebilir demiştiniz. Başlamış oldu. Haftada 2 gün deniyor ama velilerin de rızası aranacak. İsteyen veli göndermeyebilir, evden devam edebilir dedi Ziya Selçuk. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu karar? Yani öncelikle şunu ifade edeyim. Bugünkü, dünkü ve bugünkü açıklamalar ümit verici, umut verici diye düşünüyorum ben. Çünkü bugün Bakanımız Ziya Selçuk Bey'in açıklamalarında satır aralarında ben şunları okudum. Yani şu anda 2-3-4'ü açıyoruz. Önümüzdeki günler gelişmeler olabilir ki hemen basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorduğu birkaç soruyla birlikte de bu pekişmiş oldu aslında. Çünkü gelişmelerden kastınız diğer sınıfların açılması mı? Diğer sınıflarında açılması ihtimali olabilir. Yine orada şöyle bir şey geçti biliyorsunuz köy okulları hıfz-ı saha ile birlikte karar verecekler ve açılabilecek. Dolayısıyla burada aslında vaka sayılarına bakarak karar verilecek ama bunun önü bir anlamda açılmış oldu. Çünkü okulların açılmasıyla herhangi bir artışa bir yöneliş olmadı. Herhangi bir artışa neden olmadığı görüldü. Ve okula gitmeyip evinde geçiren çocuklar da aslında gün içerisinde sokaktalar aslında baktığınızda. Tabii. Her an risk varsa eğer. Sadece okula gitmiyorlar yani. Evet, sadece okula gitmiyorlar. Yine bir başka bir basın mensubunun sorusu üzerine bu yaptığınız açıklamalar devlet okullarına yönelik mi ya da özel okullara yönelik bir şey yapılabilir mi? Yani özel okullar eğer tedbirlerini aldılarsa daha yoğun tedbir alma refleksini daha hızlı gösterebiliyorlar belki bir anlamda serbest müteşebbis oldukları için. Bakanımızın buna cevabı da genel açıklamalar yapıyoruz ama ülke genelinde katı kurallar uygulamıyoruz. Yani bu anlama gelen cümleler kullandı. Duruma bakıyoruz ve lokal bazda karar verilebilir. Ya özel okullar tedbir almışsa açabilir. Özel okullar da yani ben buradan onu okuyorum. Özel okullarla ilgili bir gelişme olursa zaten açıklamalarda bunu görürsünüz, duyarsınız dedi Sayın Bakan. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde öyle ümit ediyoruz ki özel okullara yönelik bir gelişme olabilir. Ama hatta bu, genel anlamda tüm kademeleri, tüm sınıfları içeren bir açıklama gelebilir. Peki gelmedi diyelim özel okullara ilişkin bir gelişme oldu. Bu eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaz mı? Yani şöyle tabii eğitimde fırsat eşitliği derken merkeze şey almak lazım. Şu anda dünya genelinde bir pandemi durumu var. Arzi bir durum. Dolayısıyla gerek Türkiye'de gerek dünyada atılan adımlar bu arizi durum üzerine bina ediliyor. Ve fırsat eşitsizliği diyebilmek için tamamen yoksun bırakma, kısıtlama, ciddi anlamda daraltma söz konusu olmalı. Evet burada ama uzaktan eğitimle yüz eğitim bir değil. Evet tahmin ettiğim gibi onu hemen tamamladınız siz. Kıyaslamak mümkün değil ama neticede bu bir arizi durum. Yani devlet okulları daha yaygın, devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı daha fazla, devlet okullarındaki personel sayısı daha fazla. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim gibi her ne kadar devletimiz güçlü, kurumlarımız güçlü olsa da özel okulların hızlı manevra alma kabiliyetleri var. Çünkü bir takım şeylerde onay gerektiriyor biliyorsunuz, kendi başına karar veremiyor ama işte tek okullu olan, üç okullu, beş okullu olan bir özel okulda bazı şeyleri hemen sıcağı sıcağına gündeme alıp hızlıca adım atabiliyorlar. Dolayısıyla bunun getirdiği bir takım avantajlar var. Yani bunu
çok fırsat eşitsizliği olarak görmemek lazım. Peki haftada iki gün diye açıkladı Sayın Bakan. Bu haftada iki gün yeterli olacak mı inkıtapta? Yani haftada iki gün yapılmasının amacı ne? Yani şöyle, tabii Sayın Bakan konuşması esnasında bugün şunu da ifade etti. Dedi ki ben bir takım planlarımızın olduğunu söylemiştim, ifade etmiştim. Farklı eylem planlarımız vardı. Gördüğünüz üzere bu eylem planları üzerine ilerliyoruz dedi. Yani alternatiflerden birisi de bu dedi. Hatta çok farklı alternatifler üretiliyor arazide. Hani bunlar da muhakkak hem bakanlığın kendi ürettiği, ortaya koyduğu planları var. Hem de arazide bu işin sıkıntısını çeken kişilerin önerdiği bir takım şeyler olabilir. Bunlardan bir tanesi işte haftada iki gün ya da haftada üç gün. Bunu da konuşmuştuk zannediyorum geçen programda. İşte pazartesi, çarşamba, cuma, salı, perşembe, cumartesi seyreltilmiş eğitim yapalım. Mesela alternatiflerden birisi buydu. İfade edilen şeylerden bir tanesi bu. Ve bugün yine bir basın mensubu sorusuna bakan şunu da ifade etti. Cumartesi eğitim olabilir mi? Evet olabilir dedi. Yani yeterli mi? Tabii ki yeterli diyemeyiz ama bu bir adımdır neticede. Hem salgın sürecinin nasıl gittiğini değerlendirebilmek için yani sağlık çok önemli gerçekten. Ama ilk defa sizin programda geçen gün ifade etmiştim bunu. Demiştim ki virüsün aşısı bulunuyor, bulunacak, bulunur. Ama cehaletin aşısı eğitim. Evet. Dolayısıyla eğitimde aldığımız yaraları uzun süreler atlatamayız. Dolayısıyla burada doğal olarak işte haftada iki gün gibi, seyreltilmiş eğitim gibi, seyreltilmiş ders gibi, karma eğitim gibi yani online ya da yüz yüze eğitimler gibi konu azaltılarak farklı yöntemlerle kademeli olarak eğitimde yüz yüze geçişe doğru bir yöneliş var. Bu da sevindirici tabii. Neden? İşte dediğim gibi yarınımızı şekillendirecek gençlerin eğitim süreçlerinin tekamül etmesi için bunu elzem buluyoruz. Peki yani diğer bir şart da işte birçok velinin tereddütü var. Niye gönderiyoruz? Niye böyle bir risk alıyoruz? İşte evlatlarımızı ateşe atıyoruz gibi. Ona da isteyen velilerimiz çocukları okula gönderecek, istemeyenler göndermeyecek. Bu göndermeyen, gelmeyen öğrencilerimiz de devamsızlık haklarını kullanmış olmayacaklar, devamsız sayılmayacaklar demiş. Sizce veli gönderir mi okula? Veli nasıl bakar buna? Ya ben velilerimizin bunu aştığını düşünüyorum. Artık bu tedirginlikten vazgeçtiklerini düşünüyorum. Çoğunlukla genelleme yapıyorum. Burada şu nokta önemli. İsteyen veli göndermesi şu açıdan önemli. Çocuğun özel bir durumu olabilir. Yani özel bir rahatsız olabilir. Evet, bazı aileler aşırı korumacı. Hani buna ne diyoruz? Vesvese diyoruz. Bazı aileler anne ya da baba ya da her ikisi aşırı korumacı olabiliyor. Ama bunun yanı sıra eğer gerçekten çocuk için özel bir durum varsa, özel bir rahatsızlığı varsa, işte ne bileyim bir takım kronik olmasa da rahatsızlık verecek, bünyesi zayıfsa, bundan dolayı veli çocuğunun durumunu daha iyi bilir ve gönderip göndermemekte tercihe bırakılmış oldu. Yani bu bence mantıklı bir adım. Çünkü dediğim gibi okullar ne kadar öğrencilere ilişkin özel ya da devlet bilgilere sahip olsa da yani mesela bir alerjik reaksiyonu var mıdır yok mudur ya da geçen sene yoktu bu sene çıkmış bir şey olabilir. Dolayısıyla burada velilerin tercihine bırakmak mantıklı. Tedirginsen tamam göndermeyebilirsin. Ama birçok velinin bu tedirginliği artık atlattığını düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilir değildi. Bu yaşadığımız, geçtiğimiz işte Şubat ayından, Mart ayından itibaren günümüze kadar olan süreç. Anormal süreçler yaşadık. Ama bu sürdürülebilir değildi. Dolayısıyla artık hayatın akışı içerisinde bir yere sahiplenirip, bir yere konumlandırıp bunun tedbirlerini de alarak, tedbirleri elden bırakmadan doğal seleksiyonun bir parçası olarak değerlendirip artık çocuklarını veliler göndermeye başlıyor. Yani bu şeyin kırıldığını düşünüyorum ben veli nezdinde. Velinizin kırıldığını düşünüyorsunuz. Evet. Peki öğretmenler hijyenik eğitime hazırlar mı? Yani daha doğrusu pandemi önlemleri kapsamında verecekleri eğitim hazırlar mı? Çünkü öğrenci kadar öğretmen de okuldan uzak kaldı. Hem evet, bir mesleki körelme belki yaşadı hem de sıkıntılı bir süreci ilk defa tecrübe etmiş olacak. Şöyle, şimdi bu pandemiden önce de normalde bazı meslek dallarında kişisel hijyen eğitimi diye bir eğitim vardı. Hatta almak zorunluydu bazı meslek gruplarında.
bir takım sağlık raporlarının dışında. Şimdi bu okulun temiz belgesi alınmasıyla ilgili süreçte burada da yine personel sayısına bağlı olarak kişisel hijyen eğitimi alınmasıyla ilgili bir çalışma var. Dolayısıyla kurumda bu eğitimi alan kişiler mihmanlar seçilerek diğer personele sirayet edecek şekilde bu kişisel hijyen eğitimini uygulamaya geçirilmesiyle birlikte yeterli olacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü öğrenci risk altında olabilir ama neticede öğretmen, işte bir danışma personeli, bir muhasebe personeli, bunlar da aynı şekilde risk altında. Hatta baktığımızda okuldaki öğrencilerimizden daha fazla risk oranı belki de. Neden? Yaş itibariyle biliyorsunuz işte bu sağlık raporları falan açıklanıyor. Şu yaştakiler daha riskli veya işte o personel içerisinde de kronik rahatsızlığı olan ya da rahatsızlığı olan personeller vardır. Bu açıdan daha riskli diye düşünüyorum ben. Yani genç yaşlarda hani olmaz diye bir şey yok. Geçen yapılan açıklamalarda bununla ilgili örnekler var ama o yaş dönemlerindeki, okul çağındaki çocuklarda yakalanma oranı riski, çünkü bağışıklık sistemleri daha güçlü. Bizim personellerin, yani öğretmen, muhasebeci, danışma ya da temizlik personeli grubundaki, onlar çünkü belli bir yaşın üzerindeki insanlar, daha fazla riskli. Dolayısıyla kendisi de risk taşıyor iken bu kişisel hijyen eğitimi almış kişiler de varsa kurumda, daha tedbirli olacaklarını şey yapıyorum. Çünkü bu insanlar aynı zamanda hem kendileri risk altında, hem de neticede bir ailenin parçası, ya anne baba ya henüz bekarsa evde anne babası var, kardeşi var. Dolayısıyla okulda yakalandığı zaman bunu eve de taşıyacak. Yani bu gözle baktığımızda kimsenin bu noktada duyarsız olacağını düşünmüyorum. Peki şimdi yaşadığımız, işte aşağı yukarı 6 ay geçtiğimiz yıldan sayarsak, işte 2 ayda buradan sayarsak toplam 8 ay, neredeyse 1 yıldır bir eğitimsizlik süreci yaşıyoruz. Türk eğitim sistemi bu kaybolan zamanı telafi edebilecek güçte mi? Yani işte telafi eğitimleri başlayacak falan filan dedi ama olmadı. Kısmen bu oldu açı, Ağustos'ta. Evet. Kısmen oldu. Bu açıyı kapatabilecek düzeyde mi eğitim sistemimiz? Yani tabii Ağustos'ta kısmen telafi eğitimleri yapıldı. Şu anda yetiştirme kursları var, devam ediyor. Ama tekrar programın başında ifade ettiğim şeye dönersek, merkeze arizi bir durum, yani olağanüstü, gerçekten olağanüstü bir durum söz konusu olduğunu merkeze alırsak, artık bu yıllar geçen senelerle telafi ile ilgili bir şey söz konusu değil. Biz önümüzdeki günlere, aylara bakacağız. Hani bu kaldırılabilir bir şeydi belki zorunluluktan dolayı ama artık buna tahammülümüz kalmadı. Yani kaldırılabilir olmaktan çıktı. Artık bu ay itibariyle işte yüz yüze eğitime geçen sınıf sayıları da artmış oluyor. 2, 3, 4'ler başladı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet. Ama bundan sonrası daha fazlası gerçekten birkaç senemizi, belki 3-5 yılımızı, belki bir dönem nesli kaybetmemize vesile olacak. Çünkü eğitim süreçleri ve insan psikolojisi öyle bir şey ki, çok iyi bir şekilde gidiyor olabilirsiniz, motivasyonunuz güçlü olabilir, başarılı olabilirsiniz. Ama o motivasyon bozuldu mu, hani bir anlamda tabiri caizse şiraze kaydı mı, onu toparlamak, gerçekten tekrar adapte olmak çok güç. Çünkü insanın yapısında bu var, kimyasında, doğasında bu var. O yüzden bu zamana kadar olan süreci hani bir kayıp mıydı? Evet, kayıptı. Telafi edilebilir mi? Geçmişe yönelik artık çok ciddi bir telafi durumu söz konusu değil. Ancak bugünden itibaren yeni dönemi güzel planlayabilirsek bu açığı hızla kapatacağımızı düşünüyorum. Ama bir 6 ayımız daha böyle geçerse, yani sene sonuna kadar demiyorum, bakın birinci yarı yıla kadar devam ederse bu durum, o zaman kayıplarımız çok daha ağır olacaktır. Ciddi anlamda yara almış olacağız. Peki yani işte şu anda yazılılar dönemi aslında, belki yüz yüze eğitim olsaydı çocuklar yazılıya gireceklerdi. Ama online eğitim olduğu için yazılılar yapılamıyor. Belki okullarda yapılabilir denildi. Şimdi bir şekilde 2 ve 2-4
2, 3 ve 4. sınıflar başlayacak. Evet. Aynı evde örnek veriyorum 5, 6, 7. sınıflar varsa o çocuk okula gidip eve geldiğinde zaten aynı riski 5'e 5. sınıftaki abisine ablasına da taşımıyor mu? Yani 2, 3, 4'ü başlatıp 5, 6, 7'yi bekletmenin bir karşılığı var mı? Yani güzel bir hususa temas ettiniz. Bu noktada öyle bir risk var tabii ki ama okula giden öğrenci sayı, yani şöyle düşünün, 1000 kişilik bir okul var. Bunun farazi diyorum 500 tanesi bu açılan kademelerde, sınıflarda okuyor. Geri kalan 500 tanesi şu anda başlamayan kısım, ya da 600'e 400 olsun, çok önemli değil. Yani bir okulda 500-600 kişinin bir arada bulunmasıyla 1000 kişinin bir arada bulunması farklı olacaktır. Çünkü ona göre personel sayısı, araç sayısı, servis sayısı, işte yan alanlarla birlikte kattığınızda aslında bu sayı, faraza diyorum 500 kişilik bir öğrenci grubunda 700 kişiyi etkiliyorsa, 700 temas noktası oluşturuyorsa, burada 1500 temas noktası aslında iki kat artıyor. Dolayısıyla elbette dediğiniz risk var. Bu anlamda noktası olarak baktığımızda o ev için risk azalmış değil. Ama okullardaki temas noktalarını azaltmak için böyle bir şey yapıldığını tamam, düşünüyorum. İki gün açılmışsa, iki günde diğerleri gitse? Tabii bu mümkün. Bu mümkün. Yani biraz önce dediğim gibi pazartesi, çarşamba, cuma. İki, mesela, üç, dört gitsin. Yarım, şimdi normalde devlet okullarımız biliyorsunuz tam gün eğitime geçirecekti. Bununla ilgili geçmiş dönem bakanlarımızın talimatı vardı. Tarihler verildi falan ama derslik sayısı yetersiz olduğundan buna geçilemedi. Geçilen yerler olmuştu. Özel okullar ama uzun süredir zaten tam gün eğitim yapıyordu. Yani sabah 8'de 9'da başlıyorlar. 3'e 4'e kadar, sonra bir de etüt ya da etkinlik koyuyorsun. 5'e kadar, 6'ya kadar çocuklar okulda. Hatta hem anne hem baba çalışıyorsa bu aile içinde bir şey oluyor. Yani evet. Ya sabah giderken bırakıyor ya akşam dönerken alıyor. Dolayısıyla en azından çocuğu güvenli bir yerde. Hani düşünün, o okul çağındaki bir çocuğu bakıcı, yani başına birini düşünün. 7. sınıftaki bir çocuk ne kadar özgüveni yüksek, ne kadar yetiştirilmiş olursanız olun. Eğer bir aile binasında oturmuyorsanız, akrabanız, yan yana komşunuz ne derece şey yapabiliyorsunuz? İşte aç mı kaldı, susuz mu kaldı, annenin babanın hep aklı çocukta. Bu çok ciddi bir şeydi anne ve baba çalışan aileler için. Şimdi burada tam gün eğitime geçilemedi. Şu anda mesela yarım gün eğitime geçerek, yani özel okullar dahil, yani öğlene kadar ders sayısını azaltarak 8 ders yapıyorsa, işte 6 derse düşürerek, bu mümkün tabii. Yani sabahçı öğlenci ki herhangi bir şekilde sınıf boşaldığı zaman işte temizlik görevlileri temizliğini, izolasyonu yapıyorlar. Dolayısıyla bu dediğiniz mümkün. İster gün içerisinde, hatta bir ara bu pandeminin yoğun olduğu dönemlerde üçlü vardiya bile konuşuldu. Evet. Yani bir oturum, ya yani bir günde üç oturum şeklinde bile konuşuldu. Ya bu mümkün tabii, dediğim gibi iki gün, üç gün ve seyreltilmiş eğitim olarak yapmak mümkün. Ha ben bugün bakanımızın açıklamalarından gerçekten bu şeyi aldım, sizin dediğiniz gibi. Diğer kademelerinde en kısa sürede eğitime başlayacağını düşünüyorum. Ki hızlı yol alalım. Dersler, siz biraz önce söylediğinizden ben şunu anladım, onu da tamamlayayım isterseniz kısaca müsaadenizle. Buyurun. Şimdi geçmiş dönemlerde de, normal zamanlarda da biliyorsunuz bazı dersler ya da bazı hocaların aynı bir kurum içerisinde bile, örnek veriyorum matematik, örnek veriyorum fizik, tarih. Bazı çabuk bitiriyor, bazı yavaş bitiriyor, konuyu yetiştiremiyor gibi durumlar oluyordu hem devlette hem özelde. Yani müfredatı yetiştiremiyor. Veya erken bitiriyor, sonra ne yapıyor? Konu tekrarını. Yani şunu demek istiyorum, bu şu okulların açıldığı günden bugüne kadar olan süreç içerisindeki kayıp çok bir kayıp sayılmaz. Yani bunu bazı konuları hızlandırarak, bazı konuları belki de pas geçilerek, çünkü orada bir yıllık bir program yapılıyor. Şimdi biraz daha daraltarak eğitimde verilmek istenen o müfredata uygun hızlandırmalarla, yavaşlamalarla bu süre telafi edilebilir. Ama şöyle bir handikap daha var. Yani tamam, bir eğitim kaybı var ama bir de motivasyon kaybı var. Hem öğretmende hem öğrencide. Yani kesinlikle. Öğrencileri ve öğretmenleri yeniden okula motive edebilmek, derse motive edebilmek de önemli bir şey. Yani daha doğrusu işin bir de psikolojik boyutu var yani. Kesinlikle. Bu noktada da işte hani sadece
fiziki ortamların hazırlanması değil, psikolojik ortamların da hazırlanması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani okulumuz temiz, okulumuz güvende ama bunun psikolojik altyapısını da oluşturmak lazım. Burada da tabii hani aksiyon alacak kişiler belli, aksiyon alınacak hususlar da belli. Hızlıca bir aksiyon alınacaktır. Bunun altyapısının oluşturulabileceğini düşünüyorum. Yani hem öğrenci açısından, öğretmen açısından, veli açısından, paydaşlar açısından. Bu aslında sadece COVID-19 tedbirleri kapsamında değil. İşte geçmiş yıllarda öğrenci 70-80 gün okula ara veriyordu. Okul başlarında bir heyecan duyup okula tekrar gidiyordu. Arkadaşlarıyla görüşecek, kaynaşacak, şu olacak, bu olacak diye. Şimdi 6-7 ay gibi bir ara verdi. Evet. Okulu artık gitmek istemiyor. Yani hem işte hastalığın oldu, vermiş olduğu bir şey var. Hem de ya böyle de oluyormuş, evde kalayım. Daha çok oyun oynuyorum, daha çok vakit harcıyorum. İşte EBA'dan her ne kadar ders görse de ödev okuldaki gibi yapmıyor. Ödevi çok fazla umursamıyor çünkü soran yok. Soran olsa da bir karşılık veremiyor. Dolayısıyla çocuğu okula yeniden motive edebilmenin de gayreti olacak bu süreçte. Yani şöyle, tabii normal şartlar altında biraz önce söylediğim gibi insanın yapısında bu var. Hani daha tabirle bizim soğudum ben bu işten. Yani biraz önce dedim şirazesi kaçmış. Bu doğru ama işte adaptasyon, bu süreyi de böyle geçirirsek yarı döneme kadar 6 ay toparlamamız daha güç olacak, daha derin yaralar alacağız diye o yüzden söyledim. Ama şöyle bir şansımız var. Bugün derhal hemen başlarsak bu işe biz, bu toparlanabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bu geçtiğimiz 6 aylık süreç içerisinde ya da yarı dönemi sayarsak hani 4 aylık, 5 aylık süreç içerisinde, Ocak'tan Haziran'a kadar olan süreci diyorum, çok yoğun yaşadı. Hem veli hem öğrenci bu pandemi nedeniyle çok yoğun yaşadı. Dolayısıyla aslında belki de itiraf edemediğimiz bir bıkkınlık oluşturdu her kesimde. Yani öğrenci de üf dedi, okullar açılsa da bir gitsek. Arkadaşları da var çünkü. Bir sosyal, evet, çevresi de var. Tamam, şimdi alfa neslinden bahsediliyor, Z neslinden sonra. Bunlar daha çok, daha az insanla ve mümkün olmadıkça görüşmek istemeyen tip falan filan diyoruz ama bunların da bir arkadaş çevresi var neticede. Bir sosyal çevresi var bu gençlerin. Onlar genelde bilgisayar oyunlarında buluyorlar o çevreyi. Konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ya buluyorlar da neticede bir hani içgüdüsel dediğimiz, dürtü dediğimiz şeyler var. Yani evet. İhtiyaç aslında. Aslında bu bir ihtiyaç. Yani bir bağlantı kurduğun zaman devamı geliyor. Çünkü bu güzel bir şeymiş diyorsun. Haz veriyor insana. Dolayısıyla gerek veli de, hani bununla ilgili kepsiler falan yapıldı biliyorsunuz. Veli işte bakanım bir an önce okullar açın diye, ya da öğrenciler. Çok hızlı ve yoğun yaşadıkları için aslında şu anda bir avantajımız var. Hani bugün hemen derhal dediğim o. Bugün hemen derhal başlarsak biz bütün okullara, bütün sınıflara bu çabuk toparlarız diye düşünüyorum ben. Çünkü bu yaşanmışlıklar artık hani önceden Sayın Valimiz, buradan şey yapıyorum, İstanbul Valimiz Ankara'ya gidince hani kar tatilinden dolayı şey yapıyordu, sevilen bir şey vardı. Kendisi çok buradan hürmetlerimi sunuyorum, iyi bir insan. Hani doğası gereği, İstanbul'un yapısı gereği kar olunca kar ya. Bizim küçüklüğümüzde de vardı. Ben Ankara'da okudum. Ve bizim küçüklüğümüzde kar diz boyu yağardı. Yani Ankara merkezde oturuyorduk. Ama okula giderdik biz yine. O zaman da kar tatili falan oluyordu ama böyle ilk gün bir tatil oluyordu, sonra şey oluyordu. Yani hani öğrencilik psikolojisinde bu var. Kar yağsa da tatil olsa falan diye. Ama bu yoğun yaşamışlıktan dolayı öğrencinin de velinin de şu anda okula gitme ve gönderme psikolojisi açısından olumlu düşündüklerini düşünüyorum ben. Peki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bir de 500 bin öğrenciye önümüzdeki haftadan itibaren tablet dağıtacağını, evet, söyledi. Bu belki hani EBA'ya veya uzaktan eğitim programlarına giremeyen öğrenciler için, imkanı olup giremeye, olmadığı için giremeyen öğrenciler için bir fırsat. Bu artabilir de belki, ama bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, şimdi bir gerçek var ki okullar, tüm sınıflar açılmadı. Bir gerçek var ki işte EBA TV var ama online eğitimler var. Bir gerçek var ki işte burada bir fırsat eşitsizliğinden bahsedilebilir. Herkesin imkanı yok. Çünkü bir ailede sizin dediğiniz gibi birkaç öğrenci varsa zaten, hele hele ders saatleri çakışıyorsa bu bir problem. Birkaç gün önce bir yerde gördüm, üzücü bir olay Esenyurt'ta, işte internetle problem oldu. Maalesef olduysa, çatıdan düşüyor çocuk. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Çok üzücü bir olay. İşte bu susamışlığın getirdiği bir şey. Hani o dersi izlemesen ne olur? Yok, sıkıldı çocuk evde, veli geri kalsın istemiyor.
Şimdi bu gözle baktığımızda olumlu bir gelişme ama bunun nasıl yürütüleceği çok önemli. Çünkü geçmişte bir Fatih Proje... İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecekmiş. Okul yöneticilerine teslim edecek. Onlar da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Yani ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Burada uygulama gerçekten böyle olursa... Bu biraz da veliyle alakalı bir şey ama. Veli gerçekten ihtiyacı yoksa almamalı. Yani burada fedakarlık biraz velide. Çünkü sonuçta idareci velinin durumunu çok iyi bilmez. İhtiyacım var derse vermek zorunda kalacak belki. Tabii. Ama gerçekten ihtiyacı yoksa ve istiyorsa bu da biraz velinin ayıbı olacak yani. Yani buradan da seslenmiş olalım işte bu vesileyle. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi yoksa bile alabilecek güce sahip insanlar varsa en azından şey yapmasın. Ki bu arada zaten Allah'ın almıştır muhtemelen büyük bir ihtimalle. Ama her şeye rağmen alamayan varsa onların alması gerekir. Ha bu neticede balık vermek gibi bir şey. Yani balık tutmayı öğretmek için neticede okullara göndermemiz lazım. Okulları açmamız lazım. Kalıcı değil bu. Ama bir çözümdür neticede. İnşallah iyi yürütülür diye düşünüyorum. Tabii burada hele alalım kalsın ya da benimkinden daha iyi varsa bile daha iyi çıkar mantığıyla yapılırsa ki öyle bir şey ihtimal vermiyoruz. Mağdur olanlar ortaya çıkar. Mağduriyetler çıkar. Bu da ihtimal vermiyoruz derken bunları yaşadık geçmişte de oldu bunlar yani. Ya öyle de biz konduramıyoruz işte. İnşallah bu süreçte olmaz. Yeni süreçte olmaz. Peki öğrenci, öğretmen ve velilere son tavsiyelerinizi alalım. Programı öyle kapatalım. Evet. Yani şunu öncelikle öğrencilere seslenmiş olalım. Öğrenciler göz bebeğimiz. Bizim bu yapmış olduğumuz, yaşadığımız şeylere istinaden önerilerimiz hep onların gelecekte hani Türkiye'yi nasıl şekillendirecekler ya da tüm dünyadaki insanlara nasıl faydalı olacaklar nihai noktada, en son noktada. Bunun önünü açabilmek için, destek olmak için yapmış olduğumuz şeyler. Dolayısıyla öğrencilere buradan tavsiyemiz bu süreçleri iyi değerlendirsinler. Evet, online eğitim var, zorunlu olan kısım var, zorunlu olmayan kısım var ama burada kendilerini yetiştirmek için mesela bir kitap okusunlar. Şimdi hani kitabın veya gazetenin o sayfalarını çevirerek okumak, notlar almak, altın üstünü çizmek ayrı bir kültür. Ama bunun yanı sıra dijital platformlarda da kitaplar var. Hadi onu yapamıyorsa bir kitap okumaya çalışsınlar. Bu çok önemli bir husus. Kendilerini yetiştirmekten, geliştirmekten asla geri durmasınlar. Bunun hani şimdiki gençler her şeyi nasihat gibi algılanıyor, öğüt gibi algılıyor. Nasihat ise nasihat ama bunun ileride faydasını görecekler. İkincisi velilerimiz rehberlik etmek durumundalar. Yani bizim onlara baskıyla ya da tamamen serbest bırakarak çocuklarımıza iyilik yapmıyoruz. Onlara iyi derecede rehberlik etmek için önlerini açmaları lazım, fikir vermeleri lazım, teşvik etmeleri lazım. Dolayısıyla bunun da ölçüsünü iyi koymaları lazım. Ölçülü bir şekilde öğrencilerimiz gerekirse programlı yaşamaya, gerekirse işte serbest zaman, nitelikli vakit geçirerek onlarla, yani neticede hafta sonları bir dönem sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi serbest. Alsın kış gelmeden bahçeye gitsin. Bir piknik yapsın ya da bir çay ocağına gitsin. Ama yeri geldiği zaman oturup dersine çalışacaksın ya da bir kitap oku, okuduğunu bana anlat gibi yaklaşmaları gerekir. Üçüncüsü de eğitim. Ama veliler hani bir ara vardı ya kaliteli vakit geçirmekten bunaldık diye. Velilerde de bir bunalım var yani. Sonuçta 8 aydır kaliteli vakit kaliteli geçirme. Kaliteli vakit geçirmek değildi işte. Bu 8 ay öncesine kadar yapmaya çalıştıklarımızın hepsini hani meşhur bir hikaye var bilirsiniz. Bir profesör bir yere konuşmaya gidiyor. Bir tarafta çok hızlı anlatayım. Sadece bir kişi var ön tarafta. Tabii morali bozuyor profesör. Diyor ki anlatayım mı anlatmayayım mı? Diyor ki öndekine beni buraya izlemeye siz geldiniz diyor. Anlatayım mı diyor. Adam şöyle cevap veriyor. Diyor ki efendim ben seyisim. Konuşmadan, hitabetten, programdan, şundan bundan anlamam. Evet sizi dinlemeye geldim ama ben ahıra girdiğimde diyor affedersiniz. Bir at da olsa yemini veririm, 50 at da olsa yemini veririm diyor. Bu, tabii profesör motivasyon oluyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Yani motiva hep üstten altı olmaz, alttan üstten olabilir. Profesör konuşmasını yapıyor, coşuyor, anlattıkça anlatıyor bu heyecanla. En sonunda işte bir saat sürmesi gereken seminer iki saat sürüyor. İki saat bittikten sonra seyise tekrar şunu soruyor, diyor ki nasıl diyor, konuşmam iyi miydi yani, güzel oldu mu? Bu sefer seyis şunu diyor ki efendim dedim ya ben seyisim, bu işlerden anlamam.
Ama ahıra girdiğinde bir at varsa 50 kişinin 50 atın arpasında bir at vermem diyor. Şimdi yani biz o 8 aylık dönem dediğiniz dönemde aslında 18 aylık, 20 aylık, 30 aylık neyse şeyi yoğunlaştırılmış yaşadık. Ondan biraz bıkkınlık oldu. Yani bunu da yapmamak lazım. O yüzden dikkatle ve ölçülü bir şekilde yapmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Umuyoruz hayırlı olur. Yeni eğitim dönemi Türkiye için farklı bir eğitim dönemi yaşıyoruz. İnşallah hem veliler hem öğretmenler, Milli Eğitim Camiası hem de öğrenciler açısından hayırlı bir yıl olur. Çok teşekkürler katkılarınız için. Teşekkür ediyorum. Özler Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yusuf Yalçın'la eğitim sistemimizi konuştuk. Bugün ortasının bugün sonuna geldik. Perşembe günü görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.